Merhabalar. Dünyanın doğal seleksiyonunu, devinimini ve evrim teorisini kitaplarımızdan kaldıralım. Süper bir buluş. Ne koyalım yerine arkadaşlar? Ne istersiniz? Ne vereyim abime? Müslüman kardeşler, tarihi olabilir mi? Veya Siyer-i Nebi, Arap tarihi, El-Tusi falan böyle şeyler olabilir mi? Olabilir. Bunları koyalım diyorsunuz. Sevgili dostlar, Atatürk, bizim hatamız şu. Atatürk öyle bir açığı kapatmak için öyle acelesi vardı ki ve öyle süreci süreci öyle hızlandırıp bir devrim ve sıçrama devrimi diyorum ben buna yapması gerekti ki bazı şeyler tam oturmadı, anlaşılmadı ve geriye dönüş ridde hadiseleri bugünlere gelmemizi sağladı. Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Bundan sonra mazotlu bir arabayla uğraşmak yerine bypass ediyorum, atlıyorum, elektrikli üzerine yoğunlaşalım diyor. Veya ne dedi? Artık 3G falan onu geçip direkt 5G'ye geçmeliyiz dedi. Bu da 4.5 gibi her zaman olduğu gibi karma bir proje oldu ve 3G'den de daha berbat açıkçası çekişi. Elçilerin işleri böyledir. Biz anlatırız fakat tepki çekeriz. Çünkü doğruları söyleyince doğrular doğru toplumlarda herkesin işine gelmez. Problem çıkar. Şöyle ki Atatürk'ün yaptığı her şey o kadar doğruydu ki ulusallaşma, dini reforme etme, Türkçeleştirme yaklaşık 400 sene gecikmiş ve Osmanlı sultanlarının taht uğruna ve o günkü dünya bakışı mental adına gerçekleştiremediği sıçrama devrimini 10 yıl gibi kısa bir zamanda oturtmuştu. Atatürk'ü anlayamayanlar, Türklüğe karşı direnenler, kripto kimlikler kendilerini tırnak içinde Sünni ya da küçük tırnak içinde Alevi İslam içinde ifade eden, daha doğrusu bu örtü, bu kamuflaj giysisiyle saklanan kriptoloji unsurlardır. Türkleşememek, muasırlaşamamak demektir. Ulusallaşamamak, muasırlığın önündeki en büyük engeldir. Dinin reforme edilememesi bir ayak bağıdır. Bu seni sürekli geri götürecektir. Bugün geri gittiğin nokta budur. Çekmece plajına İstanbullular varsa Allah için konuşsunlar. Hafta sonları 2000 kişilik otobüslerle Suriyeliler taşınıyor. Ve bu herifler donla, o Albatros'un orada, Ordevi'nin arkasında uçaklar var ya, oradan koşarak donla, cinsel organları açılarak havada, rüzgarla uçaklardan atlıyorlar. Ölümcül hareketler yapıyorlar. Hiçbir şeyden korkuları yok. Belediye Başkanı Hasan Akgün nasıl anons yaptırıyor? Suriyeli misafirlerimiz lütfen davranışlarınızı kontrol altına alınız diye hoparlörle. Bugün kimse, Florya'da adam 2 milyonluk evde oturuyor, Suriyeli mangalından kafasını balkona çıkaramıyor. Florya plajında Türk kadınlar, adam atıyorum Cennet Mahallesi'nde oturuyor, dar gelirli bir berber. Karısı da normal, modern bir bayan. Karısını çocuğunu alıp denize sokamıyor, öbek öbek bakıyorlar. Sevgili dostlar, muhacirlik, ensarlık bunlar hikaye işlerdir. Bunlar bitmiş yalanlardır. Dünyada İslam bir petrodolar dinidir. Arap İslamı'ndan bahsediyorum. Bu dini ve müntesiplerini, Arap unsurları şehirlerine 5 milyon kontrolsüz insan olarak alıp bunları plajlara, parklara, kafelere salmak ölümcül bir hatadır. Hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan bir kez daha uyarıyorum. Yarın bunlar çeteleşecek. Esenyurt'ta haraç istediklerini duyuyorum. Türlü türlü hareketler, kanunsuzluklar ve disiplinsizlikler yaptıklarını duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, her ne niyetle yapıyorsan yap. Bunların yeri büyük şehirlerin sokakları değildir. Kamplardır. Veyahut doğu bölgelerinde yeni kasabalar oluşturmaktır. Belki bu diğerlerine de bir mesaj olarak gidebilir. Böyle politikalar üretmeden 5 milyon kişiyi şehirlere, plajlara, sokaklara, kafelere kontrolsüz biçimde salamazsın. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın ya.
Bunu yaparsan ben senin adil bir yönetici olduğuna inanmıyorum. Akil bir adam olduğuna inanmıyorum. Üniversite mezunu olduğuna da inanmıyorum. Dünyayı tanıdığına da inanmam. Bunu yapamazsın kardeşim. Sen vatandaşın huzurunu tesisle seçiliyorsun. Bununla mükellefsin. Sen vatandaşının huzurunu kaçıracak eylemlerde bulunamazsın. Bunu dayatamazsın. Polis çekmecedeki Türkiye diyor ki onlar bizim ensar muhacir. Ne ensarı ne muhaciri, adam donla kilotla karıma bilmem neye atlıyor ya. Denize atlıyor. Böyle bir gelen misafir sisteme uyar, disipline olur. Bu iş gücüne katkıda bulunur. Bu zaten dünyada geçer akçedir. Bunlar olmadıktan sonra mevcut düzen, zaten olmayan düzeni de daha fazla bozmak. Bilemiyorum, bu nasıl bir aklın ürünüdür? Neyin peşindesiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Zaten ne mutlu Türk'üm diyene diyememiş yaklaşık 50 milyon insan yaşıyor. Bunun %10'u kadar bir Arap nüfusu ilave etmenin bu sosyolojiye, sosyolojik entegrasyona ne gibi bir katkısı olabilir? Bundaki muradınız nedir ya? Lütfen açıklayın bize ya. Sayın yöneticilerimiz, bize bunu açıklamak zorundasınız. Suriye politikanızı bize anlatın. Arap politikanızı, Orta Doğu politikanızı bize açıklayın. Neden yaptınız? Neden bu durumdayız? Neden zaten yürümeyen ilişkiler tamamen sıfıra indi? Niyetiniz nedir? Abilik rolüne soyundunuz. Peki neden abi olamadınız? Bunu açıklamanız lazım. Bunu bilmemiz lazım. Böyle yönetim olmaz. Hormetli prezidentimiz şeklinde yönetim burada gitmez. Bakın, Müslüman kardeşler, Seyit Kutup adında 50 kilo kendine hayrı olmayan bedevi bir adamın uydurmaları, hezeyanlarıdır. Biri kalkmış dün bana diyor ki Müslüman kardeşler gelmiş geçmiş. Ya Müslüman kardeşler bir skandal bir politikadır. Bas neyse, Müslüman kardeşler bunun karşısındaki bir politikadır. Müslüman kardeşler ve bas Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi çekişmesinden ya da atıyorum başka bir Filistin'deki kutupların ismi neydi? El Fethi Hamas çekişmesinden başka bir şey değildir. Bunu kalkıp dört parmakla bu nedir ya? Nedir bu, nedir? Türk tarihinde bunun yeri nedir? Bunu yapmaktan korkuyorsunuz. Hadi bunu yapmayın. Başka bir işaret bulun bari, bu nedir? Biz Arap mıyız? Müslüman kardeş miyiz? Biz ne olduğumuz belli değil zaten. Araplaştırma politikasına karşı çıkıyorum. Araplaştıramadıklarınızdanım. Araplaşmayacağım. Muaviye'nin dinine girmeyeceğim. Abdülmelik derlemesine katılmayacağım. 1916'daki Hicaz emirinin ihanetini tekrar yaşamak istemiyorum. Bu kumpasa düşmeyeceğim. Yönümü batıya çevireceğim. Muhasırlıktan ayrılmayacağım. Bu tip yöneticiler seçeceğim. Sizi akla, bilime ve aklı selime davet ediyorum. Lütfen kendinize gelin. Gidişiniz gidiş değil.